Nur suresiyle derslerimiz devam ediyor. Bugün 39. ayetten itibaren bilmiyorum 1, 2, 3, 4, 5 ayet okumayı hedefliyorum. Zor ve farkındayım ama şimdi bunlara ben geçen hafta hazırlamıştım. Şimdi bir bakıyorum. Ne kadar çok şey yazmışım ya. Bunlar neyse elimizden geldiği kadar çok fazla detaya girilmeyebileceğini de düşünüyorum. Şimdi benim bir artık hastalık mı dersiniz yoksa bir alışkanlık mı? Şimdi böyle bir ayete baktığım zaman o ayette kullanılan kelimeleri tabii ki çok önemsiyorum. Yani sadece bu ayetten akla ilk gelen mesaj nedir? Sadece bu mesajı vermeyle, sadece mesajı anlamayla ayetle ilişkimi bitirmiyorum. Orada kullanılan kelimeleri, kelimelerin kullanılma biçimini, o kelimelerin başka ayetlerde nasıl bir şekilde yer aldığını çok çok önemsiyorum. Öyle olunca da ister istemez bir ayeti anlatırken daha 5-10 ayet otomatik olarak devreye giriyor. Benim derslerimin böyle uzun sürmesinin sebebi bu. Yoksa böyle bir laf kalabalıklığı yapmak veya laf salatası yapmak, işi, mesaiyi doldurmak, mesaiyi geçiştirmek gibi bir derdim yok. Aslında hedefim tabii ki hiç olmazsa bu dönem Nur suresini bitirebilmek idi. Fakat belki de bitmeyecek, bilmiyorum. Yaptığımız çalışmaların hele ki bir Medine dönemi suresini Mekke dönemi suresine göre biraz daha fazla hayata bakan taraflarıyla anlamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Medine sureleri hayatı inşa eden surelerdir. Medine sureleri bir toplum projesidir. Dolayısıyla mesajları doğru algılamak Medine'yi algılama anlamında çok önemlidir. Onun için Nur suresi bizim çok vaktimizi aldı. Varsın alsın boş şeyler konuşmadık. Doğru şeyleri sizlerle paylaşmaya gayret ettik. İşte mesela şimdi okuyacağımız iki tane ayet. Yani muhteşem iki tane ayet. Uzun uza diye onlarla ilgili kafa yormak durumundayız. Yapılan benzetmeler harikulade benzetmeler. Bu benzetmeleri doğru anlamak durumundayız ve anlayabileceğimizi düşünüyorum. Yani böyle anlaşılamayan şeyler değiller. Geçen ders iyi insanlardan, yiğit delikanlılardan söz etmişti Allah-u Teala. Hatta mabede dönüştürülmüş evlerden söz etmiş. Mabede dönüşen evler, Allah'ın nurunun içine adeta yağdığı evlerden söz etmiştik. Sonra o evlerin yiğit insanlarından söz etmiştik. O insanların çok önemli 4 tane niteliğini sizlere aktarmıştık. Demiştik ki onlar öyle yiğitlerdirler ki ne alışveriş ne ticaret onları Allah'ı zikirden alıkoyamaz. Hiçbir şeyi Allah'ın zikrinin önüne geçirmezler. Hiçbir meşguliyet onlar için Allah'ı hatırlamaktan daha öncelikli ve önemli değildir. Onlar öyle yiğit insanlardırlar ki gene hiçbir meşguliyet onları namazı kılmaktan alıkoyamaz. Gene hiçbir meşguliyet onları zekat vermekten alıkoyamaz. Çünkü onlar mahşeri çağrıştıran kıyametin kalpleri ve gözleri yerinden fırlatacak korkunç yapısından derin bir ürperti içerisinde olurlar. Ve böylelerine Allah-u Teala yaptıkları davranışların en güzellerinin karşılığını verecek, hatta
en güzelinin karşılığıyla yetinmeyip ihsanından, ikramından ödüllerini onlara arttıracaktır. Nitekim Allah dilediği insana mahşerde hesapsız rızıklar vermeye kadir olan yegane varlıktır demiştik. Bu işin olumlu tarafı. Bu olumlu niteliklerin sahipleri Allah'ın vahiy nurunun evlerinde yeşerdiği insanlardır bunlar. Fakat hayat hep bunlardan ibaret değildir. Hayatta hep iyi insanlar yok. İşte bunun bir karşıtı da var. İyi insanların yaptığı eylemleri Yüce Allah en güzeliyle karşılayacağını söyleyerek onlara ihsanından, ikramından bolca vereceğinin müjdesini bizlere bildiriyor. Fakat bunun karşısında kötü insanlar da var ve onların dünya hayatındaki doğruluk, güzellik ölçülerinin aslında ne kadar hatalı olduğunu, doğruluğu, güzelliği yanlış yerde aradıklarını harikulade iki benzetmeyle ortaya koyuyor. Harikulade iki benzetme. Kur'an'da sadece burada geçiyor bunlar. Başka yerlerde yok. Bu iki ayetteki örneklendirme. Bir bakın, örneği Allah verince nasıl veriyor? Hani daha önce epeyce defalar size söyledim. Kur'an-ı Kerim konuları ikişerli anlatır. Zıddıyla anlatır. Ona biz Kur'an'ın mesanilik özelliği deriz. Bir meseleyi zıddıyla anlatmak mesaniliktir. Tersiyle, eşitiyle, karşıtıyla anlatır. Bu bir mesanilik üslubudur. Böylece hakikat daha iyi mukayese edilerek kavranabilir. İyileri geçen ders anlattık. Şimdi kötülerin davranışlarını Rabbimiz bize bir benzetmeyle hatırlatıyor. Estağfirullah, bismillah. Vellezîne keferû a'mâluhum. Kafirlere gelince iyilerin güzel davranışlarından bir demet bize sundu. Ne yaptık? 35. ayetteki nuru vahiy olarak algıladık. O nurun doluştuğu evleri sizlere aktardık. O evlerin sahiplerinin yiğitlik özelliklerini hatırlattık. Sonra da Rabbimizin onlara mahşerde vereceği ödüllerden söz ettik. Bu işin bir tarafı. Şimdi o nuru, yani Allah'ın nurunu, yani Allah'ın vahyini inkar edenler ve bunların davranışları neye benziyor? Nuru kabul edenler anlatıldı. İşte şöyle 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 adamlardır. Peki ya bunu inkar edenler? Vellezine keferu. Vellezine keferu kafir olanlar demektir. Bunun Türkçesi inkar edenler. Tabi biz inkar edenler deyince inkar kelimesi Arapçada enkere kelimesidir. Enkere yünkiru inkar. Şimdi vellezine enkeru demiyor. Vellezine keferu diyor. Kefere kelimesi nasıl anlamı örtmek demektir. Vellezine keferu örtenlere gelince demektir. Örten. Kafir örten adamdır. Küfür örtmek demektir. Hatta bitki toprağa gömen ve onun üzerini, yani tohumun üzerini toprakla örten çiftçilere de kafir denir. Onların çoğulu küffardır. Çiftçiler demektir. Toprağı tohumun üzerine örttükleri, tohumu görünmez yaptıkları için çiftçinin adı odur. Kur'an'da Hadid suresinde geçiyor, o bir ayette geçer. Şimdi bakın, ben bu küfür kelimesine çok kafa takmış bir adamım. Bakın diyor ki Allah-u Teala, kafir, örten,
bir şeyin, bir eylemin örtmek adıyla anılabilmesi için örtünecek bir şeyin olması lazım. Yani bir şeyi örteceksiniz demek, örtüye konu olan bir nesne, bir varlık, bir olgu, bir şey var demektir. Bir şey olacak ki onun üzerini örtmek anlamlı olsun. Eğer altında bir şey yoksa onu örtmek demezler. Kafirler örten adamlardır. Kafirler neyi örtmüşlerdir? Kafirler fıtratlarını örtmüşlerdir. Fıtrat, Allah-u Teala'nın insanoğlunu tek Allah'ı kabul edecek şekilde programlamasının adına derler. Fıtrat. Kafir işte o fıtratı örten adamdır. Yani Allah'ın fıtrata yazdığı o vazgeçilmez değerlerin üzerini örttükleri için inkarcılara Kur'an kefere kökünden kelimelerle isim veriyor. Kafir, küffar vesaire. Vellezine keferu bu demek yani. Fıtratını örten, hakikati örten diye algılanmış. Hakikati örten çok örtüşmüyor. Fıtratı örtüyor, fıtratı. Adamın aslında Allah'ın onu programladığı o vazgeçilmez ilahi program. İşte vahiy ışığıyla o örtüyü kaldırmaya gayret ediyor. İşte örtüsünü kaldıran mümin oluyor. Örtüsünü kaldırmayan fıtratı örttüğü için adına kafir deniliyor. Küfür kelimesinin böyle bir anlamı var. Cahil? Yok. Cahil ne diyelim? Bizim literatürde aslında biz bir şey bilmeyene cahil diyoruz ama Kur'an-ı Kerim öyle kullanmıyor onu. Kur'an-ı Kerim'de cahil bir gerçeği bilmesine rağmen inadına onu bilmez gibi davranana cahil denir. Biliyor aslında. Bilmesine rağmen bilmiyor gibi görünene cahil deniyor. Gerçeği bilerek onu inkar edene cahil denir. Kur'an-ı Kerim cahili öyle kullanır. İtikaden. Ama bunun bilmemek anlamı da var. Tanımamak anlamı da var. Mesela fakirlere ikramdan, infaktan söz eden Bakara suresi 274. ayette geçer o kelime. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ Cahil, bilmeyen, tanımayan insanlar o gerçek fakirleri iffetli oldukları için zengin zannederler. O tanımamak demektir ama وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ Cahiller onunla konuştukları zaman, ona sataştıkları zaman peygamberimize veya müminlere قَالُوا سَلَامًا Selam der geçerler. Oradaki cahil itikaden gerçeği bilmesine rağmen bilmiyor gibi davrananlara cahil denir. Efendim bu Furkan suresinde geçiyor. Numarasını söyleyeyim. Ve izâ khâtabahum 63. ayet Furkan suresinin. Diğeri de Bakara 274 dedim. Doğru mu dedim? 273. Bir tane oynayabilir o kadar. 273. Evet. Şimdi asıl konuya geliyorum. Vellezîne keferû. Nankör, inkarcı, gerçeğin üzerini kapatanlar var ya, a'mâluhum. Onların amelleri şuna benzer. Benzetmeye bakın şimdi. Allah kafir insanı aslında iyilik yaptığını zanneden, yaptığının doğru olduğunu zanneden nankör insanların davranışlarını bir benzetmeye konu ediyor. İki benzetme var. Biri bu ayette. Neye benziyor? Keserabin. Serap gibidir diyor. Bunların amelleri. Serap. Serap nedir? Serap aslında olmadığı halde bir yanılgıdan dolayı var gibi zannedilen görüntülere serap denir. Keserabin. Serap gibidir. Onların davranışları. Neredeki serap? Bi gî'atin. Gî'a çöl demektir. Çöldeki serap gibidir. Şimdi bakın buyuruyor ki yahsebuhu
o serabı zanneder. Ezzam'anu, susuzluktan yanmakta olan kişi o serabı zanneder. Ne zannedermiş? Ma'a, su zanneder. Bakar, su gördüğünü zanneder. Kafirler de öyle. Yaptıkları davranışların iyi bir şey olduğunu zannederler. İşte onların iyi bir şey olduğunu zannettikleri amelleri çöldeki seraba benzer. Ne olur? İşte susuz insanlar o serabı su zannederler. Hatta tabi su zannettikleri için ona doğru yönelirler. Dahasını size söyleyelim. Oradakini su zannettiği için aslında normal standart yürüyüşünden daha hızlı bir yürüyüş ortaya koyarlar. Suya kavuşmak için, ancak bu arada daha fazla su kaybederler. Yani daha çok terlerler. Suya kavuşacağım derken mevcudu da şuursuzca bitirdiklerini fark edemezler. Bu kafirler amellerini iyilik zannederler. Oysa onların amelleri onlar için bir su mesabesinde değildir. Ulaşıldığında hani susuzluğu giderecek bir mahiyeti yoktur. Çöldeki seraba benzerler. Hatta öyle olur ki اِذَا جَاءَهُ, bu adam, bu susuz, çölde yürüyen susuz kişi o serabın olduğu yere gelince, aslında onlar oraya gelemez de, biliyor musunuz? Aslında gelemez oraya. Çünkü gördüğü şey bir sabit bir mekanın yeri değil. O düzlük devam ettiği sürece gittiği kadar o da gider. Ama şöyle olabilir, hani yanında belki bir başka ayrı bir nesne olabilir, bir taş olabilir, ne bileyim bir tepecik olabilir, öyle bir şey olur da işte şurada su var zannıyla koşarak oraya gittiği zaman lem yecidhu şeyen, gider orada hiçbir şey bulamaz. Su olduğunu zannedip peşinden koşuşturduğu ve ulaştığı yer onun tam bir hayal kırıklığına kavuştuğu yerdir. Orada hiçbir şey bulamaz. Neyi bulur? Bakın burada çok esaslı bir mesaj var. Aslında öyle muhteşem bir mesaj ki bu. Bir taraftan kafirlerin dünya hayatında yaptığı eylemlerin boşuna, lüzumsuz, geriye eser bırakmayacak olgular olduğunu söylüyor. Bir taraftan da daha derin bir mesajla demek istiyor ki Allah-u Teala bu kafirlerin, biliyorsunuz kafirlerin ahirete inananı var, inanmayanı var. Mekke müşriklerinin, çok büyük bir yanılgımız var bu konuda, hiçbirinin ahirete inanmadığını zannediyoruz. Öyle değil. Mekke müşriklerinin belli belirsiz ahiret inancına sahip olanları da var. Mekke müşrikleri ahirete hiç inanmayan adamlar değiller bütünüyle. Az buçuk inananı var. Ayet numarasını söyleyeyim size. Şimdi bakın. Hani innellezine la yu'minune bil ahireti diye öyle bir sürü ayet var. Ahirete inanmayan adamlar. Fakat hep söylediğim. Mesela Keyif suresinin 36. ayetinde hani bir benzetme var. İki bahçesi olan iki kişi benzetiliyor filan. Bahçesi olan olmayan. O bahçesi olan zengin adam diyor ki ve mazunnus saate kaimeten, ben bu kıyametin kopacağına inanmıyorum. Kıyametin kopacağını hiç zannetmiyorum. Ve leyn rudittu ila rabbi, hani ola ki bu olursa, yani bu kıyamet ve mahşer diye bir şey olursa eğer, Rabbime döndürülürsem eğer, le'ecidenne hayren minha munqaleba, buradakinden çok daha hayırlısını orada bulurum diyor. Hani inanmıyorum ama hani bir ihtimal olursa sorun yok, orası da bizim diyor. Fıkra anlatıyorlar bu ara.
mahşer kurulmuş, temeli yargılamış melekler. Sevaplarıyla günahları eşit gelmiş. Böyle rivayetler var, biliyor musunuz? Böyle sevabıyla günahı tam eşit olmuş. Çünkü melekler Allah-u Teala'ya soruyorlarmış. Ya Rabbi, bunun sevaplarıyla günahları tam eşit geldi. Ne yapalım? Hani bir taraf ağır gelecek ki hüküm ona göre verilsin. Tam böyle 50-50 gelince ne yapalım diyor. Allah-u Teala da güya diyormuş onlara ki, gidin bakın bakalım bunun kenarda pek köşede kalmış bir şeyi var mı? Onlar da bir daha araştırıyorlar. Bir daha araştırmak ne demek? Birinci araştırmayı iyi yapamadı demek. Öyle değil mi? Yani bir daha araştırması demek, haşa, Allah'ın da gözünden kaçan şeyler var. Böyle bir şey olur mu ya? Buna nasıl inanıyor bu adamlar? İşte o da gidip bir daha araştırmışlar. Bakmışlar ki bir gün bir kediye bir şey vermiş. Ay ya Rabbi, işte bir kediye bir şey vermiş. Tamam. Altını cennete demiş. Dermiş. Demez. Yani öyle rastgele şeyler değil de. Temel'i yargılamışlar, %50 çıkmış. Sormuşlar, Temel, amellerin %50 çıktı. Cennete mi gitmek istersin, cehenneme mi? O da demiş ki, fark etmez, bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon, nereye göndersen önemli değil. Kabe'den orada asmış adam bir tanesi. Tabii. Atı asa, bizim Trabzonluların onlara nispet edilen her şey, emin olun, olmuştur. Olmuştur yani, hiç abartmayalım. Bir şey fıkra değil de hayatımda başımdan geçen bir şey size söyleyeyim. Bundan birkaç sene önce işte bizim Trabzon'un bir yaylası var. Bizim yaylamız Sultan Murat Yaylası. Oraya çıktık. Namaz kılacağız camide. Tam işte bizim Ahmet de yanımdaydı. Ahmet'in tabi abdesti yok. Ahmet abdest almaya gitti. Biz o arada çabuk çabuk farzı kıldık, çıktık. Camiden çıkarken bu Ahmet'le tam kapıda karşılaştık. Baba dedi, ya ne zaman bitirdiniz dedi. Yani ne kadar erken bitirdiniz. Ya konuşma dedim ya, işte kıldık işte. Sünneti kılmadım. Gerisini kıldım. Geç kıl dedim. Yanımda biri var. Bizim köylümüz, komşumuz. Bu şimdi Ahmet içeri girdi. Kapıda duruyoruz. O köylümüz bana ne dese beğenirsiniz. Ula Mehmet Hoca. Buyur abi dedim. Ula ha bu uşak. Senin kazada ölen oğlun muydu dedi. Evet evet dedim abi. Kazada ölen uşak geldi dedi. La kazada ölenin burada ne işi var dedi. Ya dedi, bırak dedi, bu ağızdan ne olsa çıkar dedi ya. Dedim ki, bak, bizim Trabzonlulara nispet edilen fıkralar tamamı olmuş. Burada abartı yok. Evet. Fussilet suresinin, bakın, Fussilet suresinin 50. ayetinde de bu kıyamete, mahşere inanma durumunda olanların bulunduğunu söylüyor. Bir de Câsiye suresinde var, 32. ayet. Ve izakı ile onlara şöyle dendiği zaman, ne dendiği zaman? İnne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Ve sa'atü la raybe fiha. Son saatin gelmesinde de hiçbir şüphe yoktur. Dendiği zaman kultum, dediniz ki, ma nedri mes'atu. Bu son saatte neymiş, biz bunu bilmiyoruz. İnne zunnu illa zannen. Bu konuda biraz zannımız var yani. Ve ma nahnu bi müsteykinin. Tam ikna edilmiş değiliz. Yani böyle belirli belirsiz ahiret inancı olanları var. Ama %'ye vurursanız %49 ancak inanıyordur. Gene %51 inanmama noktasındadır. Çok çarpıcı bir şey daha söyleyeyim size. Ahirete inanmayan bir Mekkeli müşriğin mesela sizce puta tapmasının anlamı ne olabilir? Veya ahirete inanmayan bir adamın mesela putlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Biz onlara, bizi Allah'a biraz daha yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Veya ve ya'budune min dunillahi ma la yadurruhum ve la yenfa'uhum ve yekulune ha'ulâi şufa'auna indallah. İşte ve la yadurruhum ve la yenfa'uhum. Kendilerine zarar da yarar da sağlayamayan varlıklara tapınıyorlar.
ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Mekke müşrikleri, bu Yunus 18. ayet, öbürü Zümer 3. ayetti. Ahirete inananı için şefaat beklentisi, yani Mekkeli müşriklerden söz ediyorum. Ahirete inanıyor da putların şefaat ediciliğini kabul ediyor, bekliyorlarsa Allah-u Teala onun cevabını veriyor zaten pek çok ayette. Onların şefaati hiçbir şekilde işe yaramaz. Mahşerde yani. Putlar şefaat edemez. Onu reddediyor zaten bir sürü ayette. Ahirete inananı için. Peki ya ahirete inanmayan için şefaat beklentisi nedir? Onun cevabı da Allah'a inanıyor bu adamlar. Allah'ın onları dünyada biraz daha gözetmesine yönelik bir beklenti içerisinde bulunmalarıdır. Allah onları dünyada biraz daha kayırsın. Biraz daha onlara torpil geçsin. Dünyada durumları, konumları diğerlerine göre biraz daha ileri düzeyde olsun diye dünyevi bir beklentidir. Dünya için bir şefaat beklentisi böyle bir anlam verir. Şimdi buraya şunun için geldim. Kafirlerin amelleri çöldeki seraba benzer. Susuz kişiler onu su zannederler. Ama onun yanına varıp geldiklerinde orada hiçbir şey bulamazlar. Ne bulurlar? Ve vecedallâhe indehû. Yanında sadece Allah'ı bulur bu adam. Feveffâhu hisâbehû. Allah da onun hesabını tam anlamıyla görüp ona bu imkanı, yani hesap durumunu sunacak. İşte dünyada yaptıkları işlerin iyilik olduğunu zanneden ve ahirete de inanan o nankörler aslında çantalarının doğru olduğunu zannetmiş olsalar da mahşer sabahı ellerimizde bir şeyler var zannedenler aslında ellerinde hiçbir şey olmadığını göreceklerdir. Çünkü gerçeğin üzerini kapatanlar, inkar edenler bu inkarlarının karşılığında yaptıkları iyilik olarak zannettikleri davranışları yanlarında bulamayacaklardır. Vallahu seri'ul hesab, Allah hesabı en hızlı görendir. Kafir insanlar, nankör insanlar aslında olmayan bir yerde olmayan suyu görüyorlar da, olmayan bir yerde olmayan bir şeyi var zannediyorlar da, her zaman her yerde var olan Allah'ı bir türlü görmüyorlar. Olanı görmüyor da olmayanı varsayıyor. Aslında verilmek istenen temel mesaj bu. Olmayanı var gibi zanneden bu gafiller her yerde, her zaman, her haliyle olan Allah'ı görmemekte ısrar ediyorlar. İşte bu efendim onlar için derin bir kayıptır. Mahşerle ilgili bu ayetin bir mesajı daha var. Çok esaslı bir mesajdır bu. Kafirler, nankörler mahşerde aslında amellerini arayacaklar. Amel yapmıştık diyecekler biz. Bir takım iyilikler yapmıştık. Susuz adamın çölde su araması gibi kafirler de mahşerde amel arayacaklar. Fakat heyhat, arayacakları bu arayışlar sonunda bitkin bir vaziyette, mağlup bir durumda kendileriyle baş başa kalacaklardır. Amel arayacaklar ve fakat amelleriyle hiçbir şekilde buluşamayacaklar. Çünkü amelleri silinip gitmiş olacaktır. Silinir mi? Silinir. Bakın, Kehf suresinde harika bir ayet grubu size aktarayım bununla alakalı. 103. ayet Kehf suresinin. Estağfirullah. Kul, de ki insanlara, aslında 102.
101. ayetten itibaren okumak lazım ama neyse üstünü okumuyorum. Kul de ki bu insanlara, hel nünebbiukum, size haber verelim mi biz? Size bildirelim mi? Bil ekserine a'mala, ameller noktasında en çok zarara ve ziyana kimin uğradığını size söyleyelim mi? Bir haber verelim mi size? Kimin amelleri ziyana dönüşecektir? Bildirelim mi? Bildiriyor. Ellezine, şu kimseler ki dalle sa'yuhum fil hayatid dünya, dünya hayatında çalışmaları kaybolup gidenlerdir. Ve hum, onlar yahsebune, zannediyorlardı ki ennehum yuhsinune sun'a, dünya hayatında çok güzel işler yaptıklarını zanneden adamlardır. Çok güzel işler yaptıklarını zannedip aslında o zannettikleri davranışların dünyada kaldığını, dünyada kalacağını bilemeyen gafillerdir. İyi iş yaptığını zannediyor ama hiç de iyi değil, farkında değil. Farkında, bakın Zuhruf suresinde de öyle bir pasaj var. Orada da buyuruyor ki yani ve yahsabun ennehum muhtedun. Zannediyorlar ki biz hidayet üzereyiz. Öyle düşünüyor adamlar. Halbuki hiç öyle değil. Ve innehum le yasuddunhum anis sabil. İnsanları Allah yolundan engelliyorlar ve yahsabun ve zannediyorlar ki ennehum muhtedun. Hidayet üzere olduklarını düşünüyorlar. Hiç de öyle değil. Ulaike, işte bu adamlar ellezine keferu bi ayati rabbihim, Rablerinin ayetlerini inkar eden adamlardır. Ve liqai, Allah'la buluşacaklarını inkar edenlerdir. Fehabidat a'maluhum, işte bu adamların amelleri silinir. Allah'ı inkar edenin ameli silinir. Fela nukimu lehum yevmel kıyameti vezna, böylesi insanlar için kıyamet günü biz hiçbir terazi kurmayacağız diyor. Acayip bir tehdit. Ya amellerin tartılmasına sizi layık, bizi layık görürse bu da bir ikramdır. Yani Allah sizi muhatap kabul edip sizi hesaba çekecekse bu da bir itibardır. Ya böyle olursa? Hiç mahkemesi yok. Hiç terazi merazi yok. Tartılacak bir şey yok ki terazi kursun. Ortalıkta hiç hayır adına bir davranış yoksa onlar için terazi kurmayacağız diyor Allah-u Teala. Çok tehlikeli bir, çok korkutucu bir manzara. Evet. Mesela sadece ayet numaralarını vereyim. Bakın Fatır suresi 8. ayette benzer bir ifade var. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا, yaptığı yanlış davranış kendisine süslü gösterilip o davranışı güzel gören adamı bir düşünün. Şeytan insanların yanlışlıklarını güzelleştirerek allayıp pullayıp onları insanlara yutturmaya çalışır. Bu işte aldanmanın ta kendisidir. Mesela Furkan suresi 23. ayette benzer bir ifade var. Mesela Ali İmran suresi 21-22'de amellerin silinip gidebileceğine dair korkutucu bir mesaj var. Bakın orayı size bir aktarayım. Ali İmran 21-22. İnnellezine yekfurune bi ayatillah, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Ve yaktulune nebiyyine bi gayri hakkin, haksız yere peygamberlerini öldürenler. Ve yaktulune ellezine ye'murune bil kıstı minen nasi, İnsanlardan adaleti emreden kişileri, salih ve sadık adamları öldürenler var ya, febeşşirhum bi azabin elimin, onları elem verici bir azapla müjdele ki ulaikellezine, o adamlar aslında habidat a'maluhum fid dünya vel ahireti, dünyada da ahirette de amelleri silinip gidenler. Ve ma lehum min nasirin, onların dünyada da ahirette de hiçbir yardımcıları yoktur, olmayacaktır. Son bir ayet daha hatırlatayım. Muhammed suresinde Yüce Allah buyuruyor ki
Hemen birinci ayet. Ellezine keferu, kafir olanlar. Vesaddu an sebilillahi, insanları Allah yolundan engelleyenler var ya, adalle a'malehum, kendi davranışlarını yok edip boşa çıkartanlardır. Bir adam kafir oldu mu, yaptığı bütün iyilikler silinip gider. Neye benzer biliyor musunuz? Yok yok, o demek değil. Bak, şimdi mesela bir öğrenci düşünün. Diyelim ki fakülteye kaydoldu. 3 sene okudu. 3,5 sene okudu. Mezun olmaya birkaç ay kaldı. Okuldan kaydını sildirdi. Bu adam okuldan mezun olabilir mi? Olamaz. Kayıt sildirdi gitti. Veya bir çocuk düşünün. İmtihanda siz ona kağıt verdiniz. Kağıtta cevapları yazdı, 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 yazdı. Tam imtihanın sonunda kağıdı yırttı. Siz ona geçen not verir misin? Neye vereceksin? Kağıt yok ki. Adam yırttı, kaydını sildirdi. Kafir olmak demek, kaydını sildirmek demek. Allah'ın onu kaydettiği iman kütüğünden kaydını sildirene kafir derler. Böyle olunca, efendim hocam, bu adam bu kadar iyilik yapmıştı, bunlar boşa gider mi? Allah onları boşa götürmez de adam kendisi siliyor. Allah bir adamın amellerini boşa çıkartmak için bahane aramaz. Ha, sakın yanlış anlamayalım. Adam kendisi kaydını sildiriyor. Veya düşünün, bir balon şişirdiniz. Şişirdin, şişirdin, bir kenarına baktın ki balon hafif bombe yapmış. Burası sarmadı bana, ben burayı kaldırayım dedin. Orayı böyle keserse ne olur? Balon patlıyor, bitti. Balon kalması gerekiyor. Bu iş, bu böyle, buna benzer yani. Hocam bu kadar iyilikler yaptı adam niye silinsin? Allah silmiyor. Ve ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah insanların imanlarını zayi etmez. Allah zayi etmez. Kendileri zayi eder diyor. Kendileri siler. Allah onların kararlarını onaylar, o kadar. Vellezine keferu feta'sen lehum. Kafir olanların hakkı yıkımdır. Ve adalle a'malehum. Allah da onların amellerini, yani kendileri sildiği için Allah da onların amellerini siler. Niye Allah onların amellerini siler? Zalike bi ennehum kerihu ma enzelallahu. Bakın cümleye bak. Zalike, böyledir bu iş. Yani Allah siler. Niye? Bi ennehum, çünkü bu adamlar kerihu ma enzelallahu, Allah'ın indirdiği şeyleri kerih görürler, beğenmez. Allah'ın indirdiği hükmünü beğenmeyenler, o hükmü ortadan kaldırmaya gayret edenler var ya, فَاَحْبَطَ اَعْمَالِهُ, Allah da onların amellerini siler. Yani bir öğrenci kaydını sildirmek istiyorsa müdür de der ki tamam sen bilirsin, ne yapalım? Hocam bir de Türkiye'de bir müftülük yapmış yıllarca, çok uzun yıllar. Ama en sonunda inkar etmiş. O da var. Bizde. Evliyorum da şu anda. Hiç önemli değil. İsmi mühim değil. 30-40 sene belki müftülük yaptı. Aynen, verdiğim örnek bu işte. Ne verdim? Dedim ki imtihanın bütün sorularını yapıyor adam. Sonunda yırtıyor ki. Sen bilirsin. Efendim o kadar fedakarlık yapmış bir adama, efendim bu sonunda bu iş yakıştı mı? Kendisi bilir. Allah hiç kimseyi zorla imana sürüklemez. Müslümanlar birbirlerini zorla cehenneme sürüklemeye gayret ederler de Allah-u Teala'nın böyle bir sünneti yoktur. Ama kendisi inkar eder gider. Allah korusun ya. Fakat tabi böyle hayatını dini değerlere samimiyetle vermiş bir adam sonunda kafir olmaz. Ben size söyleyeyim. O başlı bu. Daha kafadan onun defoları vardır. O bir takım arızalar mutlaka vardır bir yerde. Belki de dini dünyevileşmenin bir aracı olarak kullanıyordu. Sonra bu dünyevileşme, nimetlenme işi bitince aslına geri döndü. Yani kafirliğine geri dönmüş oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insan ömrünü din hizmetinde geçirsin de son anda tepe taklak gitsin. Peygamberimizin şöyle bir hadisi var. Ben o hadisi çok severim. Halise abla bak hadis okuyorum. Kema tekunu, yok. Kema te'işune
temutune. Kema te'işune. Nasıl yaşıyorsanız temutune, öyle ölürsünüz. Ve kema temutune, nasıl ölürseniz tüb'asune, öyle diriltilirsiniz. Ve kema tüb'asune, nasıl diriltilirseniz tuhşerune, öyle bir ortamda toplanırsınız. Ve kema tuhşerune tuhasebune, nasıl haşrolursanız öyle hesaba çekilirsiniz. Ve hesabınız nasıl olursa gideceğiniz yer de ona göre olur. Peygamberimizin bu hadisine kurban olun. Ne güzel anlatmış. Hani bir de bir atasözümüz var bizim. Şeytan gibi yaşayıp melek gibi ölünmez. Öyle bir şey yok. Son anda kurtuldun. Nasıl oldu bu iş? Ve son anda gitti. Allah'ın izniyle gitmez ya. O kafadan bir takım arızaları vardır. O arızalarla işte başka beklentiler devre dışı kalınca arızalarla baş başa kalır adam, eski haline döner. Ya da gizlediği inkarını deşifre eder. Bir amelin, bakın ben bu derslerde defalarca söyledim. Bir amelin itibar görmesi iman şartına bağlıdır. Bir amel itibar görsün isteniyorsa onun inanılarak yapılması lazım. Onun için Peygamberimiz öyle buyurmuş. İnnemel a'malu bin niyyat. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Niyetin neyse davranışın ona göre isimlendirilir. Niyet çok önemlidir. Hatta niyet belirleyici bir unsurdur. Bakın kasten bir adam insan öldürse onun Kur'an'a göre cezası kısas. Kasten, sebepsiz yere bir insan bir insanı öldürürse Kur'an'a göre öldürülenin tarafları, birinci derece yakınları öldürenin öldürülmesini isteyebilirler. Hakkıdır bunlar. İstememeleri daha çok tavsiye ediliyor ama hakkıdır. Fakat bir insanı kasten değil de hataen öldürürse bunun cezası asla kısas değildir. Aslında sonuç aynı. İkisinde de bir insan ölmüştür. Fakat birinin cezası öldürülmektir. Öbürünün cezası işte köle azadı ve diyettir. Bakın niyet ne kadar belirleyici. Mesela bakın, yemin ediyoruz ya ara sıra, yemin. Yeminler üç türlüdür. Biri lağv yeminidir. Boş, dil alışkanlığıyla yapılan yeminler. Allah-u Teala diyor ki bunları hesaba katmayacağım. İyi ki de katmayacak ha. Katarsa yandık ya. Akşama kadar 40 kere yemin ediyoruz yalan yere. Allah-u Teala bize torpil geçiyor. Vallahi torpil geçiyor. Diyor ki la yuakidikumullahu billahvi fi eymanikum. Dillerinizde, ağzınızda eveleyip gevelediğiniz o lüzumsuz, kasıt taşımayan yeminlerden sizi sorumlu tutmayacaktır. Velakin ancak yuakidikum bima kesebet kulubukum. Kalplerinizin kazandığı şeyler, inadına plan program yaparak ortaya koyduğunuz davranışlar ve düşüncelerden hesaba çekileceksiniz. Bakın yemin aynı yemin. Birinde kasıt yok, niyet. Birinde kasıt var. İşte biri hesaba sorgulanmaya sebep teşkil ederken öbüründe etmiyor işte. Niyet onun için çok belirleyicidir. Amellerin itibar görmesinin olmazsa olmaz şartı o amelin iman edilmiş olarak yapılmasıdır. Dahasını size söyleyeyim. Bir davranışa salih amel denmesi için o davranışın inanılarak yapılması gerekir. İnanılarak yapılmayan eylemlere salih amel demezler. Salih amel adı inanılarak yapılan işlemler için söz konusudur. Bunun tersi de doğrudur. Salih ameli olmayan inanışa da iman demezler. Bunlar birbiriyle iç içe iki kavramdır. İman ve salih amel. Ben salih amelli desteklenmeyen inanışın iman olduğuna kani değilim. İman, salih amel varsa imandır. Salih amel yoksa iman bir iddiadan ibarettir. İddianın ispatlanması gerekir. İmanın ispatı salih ameldir.
Salih amelin yoksa imanın iddiadan ibaret kalır. Firavun'un örneğini zaman zaman size verdim burada. Adam boğulurken dedi ki iman ettim. İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ve ene minel müslimin, ben de Müslümanlardan oldum dedi boğulurken. Bu sözünü söylerken sizce Firavun samimi miydi, değil miydi? Çok samimiydi. Adam gidiyor da gidiyor işte. Gitmek üzereyken ne dedi ona Allah-u Teala? Al-ane. Şimdi mi aklın başına geldi? Fakat asay tekablu. Daha önce isyana daldın ve künte minel müfsidin, hayatın boyunca bozgunculuk yaptın. Giderek kurtulacaksın, öyle mi? Hani diyorlar ya, işte adam kötü kötü yaşar 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 yaşar, sonunda kurtulur. Kurtulamaz. Bak, kurtulamadı işte. Neyi kurtuluyor ya? Nasıl oluyor? O kurtulabilseydi Firavun kurtulurdu. Kurtulamadı işte. Siz onun için işi şansa bırakmayın. Son anda kurtuluruz. Hiç. Son anda monandası yok bunun. Aklımız başındayken kurtulmaya irademizi ortaya koyacak. Kurtulmak için fedakarlığımızı seferber edeceğiz. İnşallah kurtulduk. Evet. Yok, o onların olsun. Başka yerde var. Ruhamda nasıl? يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارِ. Yani ateş onları karşılamış olacaktır. Onu ve kavmini. Nasıl? Nereye gidiyor? Ennar, hani bizim kabir azabına delil sayılan bir ayet var da, bizim kabir azabı derken sanki bizim özel bir azabımız varmış gibi, öyle bir şey söylemiyoruz da, hani Mümin Suresi 46. ayette Firavun'un taraftarlarına sabah akşam ateş sunulur. Kıyamet ve yevme tekûmus sa'atü. Kıyamet koptuğunda ise denir ki edhilû âle firavune eşeddel azab. Firavun'un taraftarlarını şen şiddetli azabın ta ortasına atın. Ha, denebilir ki orada Firavun demiyor, taraftarları diyor. Yani taraftarları gidiyorsa Firavun yırtacak demek değildir. O haliyle gider. Bir ayet daha söyleyeyim. Bu ayette hiç kaçarı yok. 25. ayet Nazihat suresinin. فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى. Allah onu hem ahiretin hem de dünyanın azabıyla cezalandırmıştır. Dünya azabı ölürken çektiği sıkıntıdır. Aslında kabir azabı denen şey esasında adamın ölürken çektiği sıkıntıdır. Kabire gitmek üzereyken çektiği sıkıntı aslında kabir azabıdır. Onun bir de mahşerde ahiret azabına uğratılacağından söz ediliyor. Çok çarpıcı bir şey size söyleyeyim. Yeni öğrendim bunu. Yeni. Bir hafta. Bir hafta önce öğrendim. Nuh suresinin tefsirini bitirdim. Şimdi Me'aric suresinin 25. ayetindeyim. İyi çalışıyorum. Yakında Me'aric de bitecek Allah'ın izniyle. Çok muhteşem sureler var Kur'an-ı Kerim'de. O Nuh suresinde Nuh kavminin boğulmasından söz eden bir yer var. Oraları tabii bitirdim. Dedim ki çok sevdiğim bir müfessir var. Ona bir bakayım dedim. Ne diyor buralarda? Mimma hatiyatihim. İşte hatalarından dolayı, Nuh kavminin hatalarından dolayı uğriku, boğuldular diyor ayet. Feudhilû nâren. Boğulur boğulmaz ateşe atıldılar. Felem yecidû lehum min dûnillâhi ansâra. Allah'tan başka da hiçbir yardımcı filan bulamadılar. Tabi şimdi orada boğulup ateşe atılmak, diyorlar ki işte bir kısım alimler, bir kısım değil büyük çoğunluğu diyor ki işte boğulduktan sonra ateşe atılmak işte kabirdeki cehennem ateşidir diyorlar. Öyle algılıyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Oradaki ateşe atılmak aslında boğulmak bir azaptır. Ateşe atılmak diğer azaptır. Boğulmak azabın dünyevi kısmıdır. Ateşe atılmak onun ahiret kısmıdır. Ateşe atıldılar demek, ateşe atılacaklar demektir. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay mutlaka meydana gelecekse onun için geçmiş zaman kalıbı kullanılır. Bu bir üsluptu. Bunu bilmedim adam öyle atar tutar.
Şimdi diyor ki o alim, ne büyük bir icaz burada. Ne büyük bir anlatım ustalığı var. Düşünün diyor. Suda boğulmak, suda boğulurken ateşte yanmak. Suda boğulmak, suda boğulurken ateşte yanmak. Diyor ki bu iş adamın boğulurken çektiği yürek yangınıdır. Evet, aynen budur. Ateş, suda boğulurken ateşte yanmak nasıl bir şey bu? İşte Allah bir adama suda boğulurken de ateş azabı hissi verir. Hocam onlar hesaba çekilmeyeceği için zaten hesaba çekilmeyecekler dediniz ya biraz önce. Yani direkt cehenneme gitmiş olma ihtimali. Yok yok, ihtimal yok. Cehennem yaratılmadı, o mahşerde yaratılacak. Aman gözünü seveyim. Aman gözünü seveyim. Şimdiden cehennemi dolduruyorlar ya. Cehenneme gitme zamanı mahşer çok açık bu ya. Tabii tabii. Yani var hakkında en az 20-30 tane ayet var ya. Çok çok kesin. Hocam evet. Bir de şey, bu kabri anlatırken cehennem çukuru veya cennet bahçesi diye anlatıyor. Doğru. Bu nereden geliyor? Aynen doğru. Ben de öyle inanıyorum. Kabir ya cehennem çukurlarından biri olur ya cennet bahçelerinden biri olur. Ama bu şu demek değil. Kardeşim bu o demek değil. Yani bu kabirde cehennem ateşi geliyor orada tutuşturuluyor demek değil. Adamın öldükten sonra ruhu sıkıntıdadır demektir. Kötü bir adamsa, öbürü iyi bir adamsa onun ruhu huzur içerisindedir demektir. Peygamberimizin hadislerini öyle anlamak lazım. Yoksa cehennem ateşinin tutuşturulma zamanı çok açık bir gerçektir ki mahşer. Bu çok açık yani. Bunun öyle, bak okuyayım size ayeti. Bunun öyle tartışılabilir bir tarafı yok ya. Yani. Ne diyor? İleşşem süküv veren. Okuyalım. İleşşem süküv veren. Güneş dürüldüğü zaman. Ve ilen nücumun kedere. Yıldızlar döküldüğü zaman. Ve ilen cibali süyiren. Dağlar yürütüldüğü zaman. Ve ilen işar oruttule. 10 aylık hamile develer ortalığa salındığı zaman. Ve ilel vuhuş huşire. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman. Ve ilel biharı süccire. Denizler kaynatıldığı zaman. Neyi anlatıyor? Kıyamet değil mi? Çok açık ya. Yani. Şimdi ikinci aşama başlıyor. Ve ilel nüfusu züvvice. Ruhlar bedenlerle buluşturulduğu zaman. Ve ilel mev'udetü suile. Kız çocuğuna sorulduğu zaman. Bir eyyizem bin kutile. Hangi günahı sebebiyle öldürüldü? Neresi burası? Mahşer. Devam ediyor. Ve ile suhufu nüşire. Amel defterleri açıldığı zaman. Ve ile sema'u küşıdat. Bütün gök, bütün gizlediği sırları ortaya döktüğü zaman. Başka? Ve ile cehimu su'ire. Cehennem tutuşturulduğu zaman. Ve ile cennetü üzlife. Cennet yaklaştırıldığı zaman alimet nefsüm ve ahdaret. Her can orası için neyi hazırladığını bilecek. Yani bunun başka şey yok. Yani son derece açık yani. Bunun yorumlanabilir bir tarafı yok ki. Hangi ayet hocam? Yani sureyi okuduk. Hala hangi ayet? Tekvir suresi. Tekvir suresi. Tekvir suresi birden kaça kadar? 15-16 tane okuduk. Evet. Ya milletin birbirini cehenneme gönderme hastalığı var. Bu onun depreşmesidir yani. Adam bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Cenazede konuşuyor. Şimdi cenaze orada. Musallada. Şimdi orada güya konuşuyor. Başlıyor şeyden anlatmaya. Şimdi kabirdeki o şey, o pozisyonlardan anlatmaya. Ya o adam zaten üzgün. Cenaze sahibi. Zaten yüreği yaralı. Bir de adamın içerisine bir ateş atıyoruz. Eyvah! Babam şimdi orada zebaniler bekliyor bunu. Ağzını burnunu dağıtacaklar. Kafasından yılan girecek, gözünden akrep çıkacak filan. Adam depresyona giriyor ya. La bari orada anlatma bunu be. Başka bir yerde anlat ya. Zaten adam felaket. Yakınlar dökülüyor. Yani anlatsana bunun mahşer yolculuğunu. Anlatsana iyiliklerini de. Böyle böyle adamın boğazına basarcasına.
Geçen Ankara'ya gittim geçen hafta. Orada bir yerde oturuyordum. Bir amca geldi. Şimdi bizim hanım da yanındaydı. Ya hocam dedi ya. Yüreğim patlıyor dedi ya. Yani biz şimdi diyor mezarın içine girer girmez. Bizi orada diyor parçalayacaklar mı diyor yani. Ya yani ya hocam diyor vallahi şey antidepresanlar alıyorum dedi. Yani uykularım kaçıyor dedi. Yani ben orada ne yapacağım diyor ya. Bu iyi bir adam. Yani bildiğimiz bir kötülüğü yok. Ya adamı yani niye aklını zıvanadan çıkarttırıyorsun ya? Sonra bir dehşet mi anlatacaksın? Yani dehşetin Kur'anisi ahirette kafirlerle ilgili söylenendir. Kafirlerle ilgili söyleneni Müslüman için söylenmiş diye niye adamı delirtiyorsun ya? Kafirlerle ilgili şiddetli azap tehditleri var. Adam bir vakit namazı biraz işte kaçırdı veya bir günahı işledi diye o ayetleri bir okuyor ona ki adam Ebu Cehil'den daha beter hissediyor kendisini. Halbuki o ayetler mutlak inkarcılar için ya. Niye adamı delirtiyorsun kardeşim ya? Anlaşılır bir şey değil. Şimdi bak burada ne anlattı? İşte seraba benzer kafirlerin amelleri. Ya bunu mümine niye uyarlıyorsun kardeşim? Bunun kimin için olduğu belli. Mümin için olanlar önceki ayetlerde anlatıldı. Şimdi kafirler için olanı anlatıyor. Biz oradan ders çıkartırız. Öyle bir küfre düşmemek için önlem almaya gayret ederiz. Ama bunu birebir Müslümana uyarlayıp adamı yüreksiz bırakmaya bütün merhamet kalemlerini silip her tarafı gazap ışınlarından ibaret sunmanın bir anlamı yok ya. Adamın ödü patlıyor ya. Sonra unutmayın. Bir ateş ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir ateş Allah'ın rahmeti kadar sınırsız değil. Allah'ın rahmeti merhameti her sıkıntıyı ortadan kaldıracak güçtedir. Ne diyor Hazreti İbrahim için? Bir Nemrud'un ateşi ne kadar güçlü olursa olsun İbrahim'i bir imanı yakamaz. Ateşin ne kadar güçlü olursa olsun imanın İbrahim gibi ise ateşler hız gelir. Ateşler gül bahçesine dönmüş. Bizi sahiplenmiş Rabbimiz var ya. Sokakta işportacı kovalayan bir zabıta memuru gibi Allah'ı tanıtmak kime ne fayda temin eder ya? Allah var kardeşim. Bizim sahibimiz odur. O bizi sahiplenecektir. Bütün imanımız odur. Onun bizi sahiplendiği bir alemi yani büyük kayıp olarak görmeyi doğrusu çok sıkıntılı bir bakış olarak değerlendiriyorum ve bir türlü anlamıyorum. Evet. Ne? Ne dedi? Ölürken bak, ölürken. Ölüm melekleri adamı o anda ölürken yapılacak. Eyvah biz yapmamıştık, etmemiştik, gitmemiştik gibi Nahil suresinde anlatılan ifadeler var. Ondan sonra muhatap ruhtur. Asıl sorgulama, adına sorgulama denen şey mahşerde olacaktır. Mahşerde. Sorgulamanın yeri ahirettir. Evet. Evet. Kafirler dünyada fıtratlarını örttükleri gibi Allah da mahşerde onların amellerini örtecektir diye birinci ayeti bitirmiş olur. İki. Bakın. Şimdi ikinci ayete bakın. Bakın ki küfürle yapılmış bir eylem aslında neye benzer? Evet. Kafirlerin davranışları veya şunun gibidir diyor. Bir, çöldeki serap gibi benzetmesini yaptı. Şimdi iki, veya şuna benzer. Neye benzer? Kezulumatin, karanlıklara benzer. Karanlıklar. Neredeki karanlıklar? Fî behrin lücciyin. Böyle derin okyanus diplerindeki zifiri karanlıklara benzer. Yahşahu mevcun min fevkihi. O ameller okyanusun karanlıklarının dibindedir. Onun üzerinde böyle yoğun dağ gibi
karanlıklar vardır, dalgalar vardır. Okyanusun diplerinde üzerini dalgaların kapladığı derin çukurlar içerisinde bir şey, bir hakikat düşünün. Min fevkihi sehabun. Aynı zamanda iki anlamı var bunun. O okyanusun dibindeki büyük karanlık dalgaların altında olan şeyin dalgalarla yeryüzü arasında karanlık bulutlar da var. Ya karanlık karanlık veya o okyanusun dibindeki karanlıkların içerisinde bir amel düşünün. O okyanusun üstünde de simsiyah dumanlar var diyor. Hiç ışık yok ya. Hani okyanusun üstüne çıkarırsan belki bir şeyi görürsün de diyemezsin demek istiyor. Üstü de kapkaranlık. Üstü de karanlık, altı da karanlık. Karanlıklar içerisinde dibindeki bir şeye benzer, bir duruma benzer ki zulümatun ba'duha fevka ba'du. Karanlıklar, karanlıklar üzerine bir kat kat karanlıklar, tarif edilemeyecek siyahlıklar var diyor. O kadar karanlık ki ta okyanusların diplerinde üzerinde yoğun dalgalar, siyah bulutlar, öyle bir durum hayal edin. O kadar ki idâ ahrece yedehu, adam elini çıkartsa lem yeked yaraha, elini bile göremeyeceği kadar büyük bir karanlık düşün. Kafirlerin amelleri böyle bir ortamı oluşturur diyor Allah Teala. Kafirin ameli böyle bir karanlık ortamı oluşturur. Ne kadar küfür işleri yaparsanız ya da ne kadar inkar ederseniz kendi karanlığınızı o kadar arttırırsınız demektir. Küfrünüz arttıkça, haramlarınızı arttırdıkça karanlıklarınızı arttırırsınız diyor Allah Teala. Zulumatun ba'duha fevka ba'du. Karanlıklar, karanlıklar içerisinde. Bu ayeti hemen 35. ayetteki bir ifadeyle karşılaştıralım. Orada demişti ki nurun ala nurin, orada aydınlık üzerine aydınlıktır vahyin sunduğu gerçekler. İşte o gerçeklere itibar etmeyenler için de zulümatun ba'duha fevka ba'du. Karanlıklar üzerine karanlıklar. Vahyin aydınlığından mahrum olanlar hem ışığı kaybetmişlerdir, hem gözü kaybetmişlerdir, hem aklını kaybetmişlerdir. Günah karanlıklarına gömüldükçe gömülmüşler. Buradan müminlere nurunuzdan bize verin diyorlar. O şeyde, Hadid suresinde. Bu sahnede mi acaba? Tabii yani Allah-u Alem. O tabii oradaki münafıklarla ilgilidir. O Hadid suresindeki münafıklarla ilgilidir. Muhtemeldi ki bu kadar karanlığın içinde adam ışık arayacak ya. Fakat ne diyor ayet biliyor musun? وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا, Allah'ın nur vermediği bir adama فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ, hiçbir ışık onun için söz konusu olmayacaktır. Mahşerde ışık bulmak isteyenler dünyada vahyin aydınlığından istifade etmelidirler. Burada vahyin aydınlığına arkasını dönenler mahşerde ışık bulamayacaklardır. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Harikulade bir şey. Ayette diyor ki zulümatün, karanlıklar, ba'duha fevka ba'din, birbirinin üzerinde karanlık üstüne karanlıklar. Karanlıklar çoğul. Ama 35. ayette nurun ala nur. Işığın üzerine ışık aynı ışıktır. Aynı ışığın parlaklık ifadesindeki mümine yansıyan görüntüdür. Ama karanlık birden fazladır. Işık aynıdır. Işık sadece Allah'ın gönderdiği vahiydir. O vahiyden istifade edenler ortalığı apaydın görenlerdir. Burada o ayetler
öbür alemde ışık bulamayacaklardı. Ayetin sonu ne söylüyor? Ve men lem yec'alillahu lehu nuran. Allah'ın kendisine nur ihsan etmediği adam femalehu min nurin. Kendisi için hiçbir nur, hiçbir ışık yoktur. Allah bir adam için nur istemezse demek, 35. ayetle beraber düşüneceğiz bunu. Şunu söyleyebilir aksi takdirde adam. Allah nur vermedi, ne yapalım? 35. ayette verdim diyor. Verdim. Nurun ala nurin. Nur üzeri verdim. Yehdillahu li nurihi men yeşâhu. Allah nurunu isteyen herkese ulaştıracaktır. Allah'ın nur vermemesi diye bir şey söz konusu değil. Verdi. O nuru almamaktan söz edilebilir. Allah'ın verdiği nuru almamış iseniz sizin için başka bir ışık olmayacaktır. Sonra iyi Hüseyin Hoca hatırlattı. Aslında o ayeti okumayacaktım ama okuyayım. Bu dünyada çok farklı bir şey söyleyeceğim size. Bu dünyada vahyin aydınlığıyla aydınlananlar, yani bu dünyada ilahi bilgilendirmeyle hayatını ışıklandıranlar öbür alemi ışıklı bulacakları gibi öbür alemin bizatihi nurları bu adamlar olacaktır. Burada aydınlananlar öbür alemin aydınlatıcıları da olacaktır. Bakın. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. O gün mümin erkek ve kadınları görürsün. يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِيَيْمَانِهِمْ. Onlar önlerinden ve arkalarından, sağlarından nurlar koşarken görürsün. Onların nurları, yani يَسْعَى نُورُهُمْ. O insanların nurları koşuyor, nur. Adamın nuru. Adam ışık saçacak yani. بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ. Bugün size müjdeler olsun. Müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacağınız cennetlerdir. İşte büyük kurtuluş budur. Yevme, işte o gün. Yekulul münafikûne vel münafikat. Münafık erkek ve kadınlar diyecekler ki lillezîne âmenû. İman edenlere diyecekler ki unzurûne. Bakın ifadeye bakın. Unzurûne, bize bakın. Nektebis min nûriküm. Bize bakın, nurunuzdan bize yansısın. Cennetlikler kendileri bizatihi ışık olacaklardır. Bu Hadid suresi 12-13. ayet. Burada vahyin aydınlığına bürünenler öbür alemin aydınlığını bizatihi kendileri oluşturacaklardır. Çok enteresan. Orada güneş aramaya gerek yok. Oranın güneşleri müminlerdir. Bak ayet açık. Yani kendim yorum yapmıyorum yani. Kelimenin, zamirlerin kullanımının verdiği anlam birebir budur. Onlara denecek ki hani bize bakın da ışığınızdan biraz alalım diyecekler. Kıyla münafıklara cevap verilecek. Denecek ki irci'u verâeküm. Hadi bakalım. Dönün arkanıza. Arkanıza dönün. Arka tarafa bakın. Feltemisû nûrâ. Şimdi arkanızdan ateş arayın bakalım. Nur arayın. Bakın bakalım. Ne biriktirdin? Çantana bak. Bu o demektir, biliyor musun? Bagajına bak. Ne hazırlamıştın? Çantana bak. Dünyana bak. Sen ışık diye neye itibar etmiştin? Şimdi onu ara bakalım. Bulamayacaksın. فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ. Bu konuşma esnasında aralarına bir duvar çekilecek. Lehu babu. Duvarın arasında bir de kapı olacak. Batinuhu fihir rahmetu. Duvarın iç tarafında merhamet haleleri olacak. Ve zahiruhu min kibelihil azab. Duvarın dış tarafı cehennemdir. Ve orada da azabın her türü söz konusu olacaktır. Yani aralarında şey olacak. Yani aynı ortamı paylaşmayacaklar yani. Yani aralarında hani diyor ya Câsiye suresinde em hasibellezîne ictarahu's seyyiâti en nec'alehum kellezîne âmenû ve âmilus-sâlihâti sevâen mahyâhum ve memâtuhum. Onların hayatını da ölümünü de ölümden sonrasını da iyi insanlarla kötü insanların biri yapmayacağız. Bu konuşma esnasında aralarına engel çekilecek. Artık bir daha görüşmeyecekler yani.
Onlar kaldı cehennemde, beri taraflar cennet ödüllerinin içerisinde ödüllendirilecekler. Aralarına engel, sur çekilecek, biri azapta, öbürü rahmette varlığını devam ettirecektir. Kur'an hakkından birisi de nurdur. Orada Kur'an'ın ışığını arzulayanlara dünyadayken insana sunulan bir ışıktı. Orada arasaydınız anlamı da verir mi? Çünkü biz Kur'an'a hakkı olanlara değil, mezarda olanlara anlatıyoruz. Da, doğrudur da. Şimdi bir işaret var mı? Vardır. Tabii işaret var da ayet bizatihi mahşeri anlattığı için şimdi orada aranacak Kur'an yok. Orası o yani demek istiyor ki yani neye ışık değeri verdiyse şimdi onu arama. Bak bakalım geride bir ışığın var mı? Çantanda, işte bagaj diyorum ben. Bagajın neyle doldu? Var mı? Yok. O ışığın ne olduğunu burada anlattı. Ruh vahiy. Vahyin ışığından yararlan. İsteyene bu ışığı vereceğim diyor Allah Teala. Bu ışık ışık üstüne ışık size sunacak. Ama bundan yararlanmayanın da karanlıklar üzerine karanlıklar birikecek ve o kafirlerin amelleri işte bu okyanusun derinliklerindeki sıkıntılı manzaradan farksız olacaktır diyor Allah-u Teala. Mesela hani diyorum ya karanlıkları insanlar kendileri üretecek. Yani bir anlamda her dalga katmanı insanın davranışının bir yansıması olacaktır. Bununla ilgili bir ayet var. Mutaffifun suresinde 14. ayet. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Kella. Hayır hayır. Mesele sizin zannettiğiniz gibi değil. Bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn. Dünyada kazandıkları her davranış onların kalpleri üzerinde bir leke oluşturacaktır. Her günah kalbi karartan bir lekedir. Bir karanlıktır. Yaptığınız her yanlışlıklık sizin amellerinizin oluşturduğu bir karanlığa dönüşecektir. İnsanların mahşerki karanlıkları dünyadaki tercihlerinin efendim sonucudur. Tabi burada bir deniz benzetmesi olduğu için aklıma başka bir şey daha geliyor benim. Denizdeysen eğer kurtulman için bir ışığa ihtiyacın vardır. Denizde kurtulmak için ihtiyaç duyulan ışık aslında yüzme bilmek. Yüzme bilmezsen denizde boğulursun. Denizde lazım olan yüzme, hayatta lazım olan vahyin ışığıdır. Vahyin ışığına sahip değilseniz bu hayat denizi sizi boğar. Bu hayatın içerisinde size yüzme bilme yaraşır. Bu hayatın yüzmesi, bu hayatı vahiy ile buluşturma duyarlılığıdır. Yüzme bilmiyorsanız, nasıl denizde boğulursanız, bu hayatta da vahiy ile birlikte değilseniz, denizin dibinde olanlar nefes alamazlar değil mi? Hayatın nefesi de vahiydir. Hayatın nefesi vahiydir. Bu hayatta nefes almak vahiy ile buluşmak demektir. Vahiy ile buluşmuyorsanız denizin içindeki su adamı nasıl boğarsa bu hayatın vahiysiz karanlıkları da sahibini boğacak. Boğar. Deniz benzetmesinin böyle esprileri var. Yani yoksa niye böyle bir benzetme yapıyor? Evet. Dalgaların insanların ürettiği kötülükler olduğunu söyledim. Denizin dalgaları var. Denizin dalgaları inkarın dalgalarıdır. Denizin dalgaları inkar dalgalarıdır. Deniz karanlıkları yani. Denizin altındaki karanlıklar inkar karanlıklarıdır. Dalgaların karanlıkları amellerin karanlığıdır. Bulutların karanlıkları düşüncelerin, gönlün, aklın battığı karanlıklardır. Her haliyle hayatımızı karanlıklardan uzak tutmaya gayret etmek durumundayız. Şöyle benzetmeler yapıyorum. Dalgalar ameli, bulutlar beyindeki karanlığı temsil eder. İnkar gönlün, dalgalar nefsin, bulutlar beynin karanlığı. Üç karanlık var ya burada. Denizin karanlığı, dalgaların karanlığı, bulutların karanlığı. Bunların biri
nefsin karanlığı, biri gönlün karanlığı, biri aklın yani beynin karanlığı. Bu karanlıklardan kurtulmanın yolu vahye sarılmaktan geçiyor. Vahyin indiriliş gayesi de aslında işte tam da budur. Ne diyor? Kitabun enzelnahu ileyke. Bu sana indirdiğimiz kitabı şu gerekçeyle indirdik. Lituhricen nase. İnsanları çıkarasın diye. Minez zulümati ilen nuri. Karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Vahyin indiriliş gayesi budur. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkartmaktır. İbrahim suresinin 1. ayeti. Bu sadece küfür içerisindeki karanlıkları ifade etmekten ibaret olmayabilir. Müminlerde de zaman zaman karanlıklar olabilir. Onun için Bakara suresi 257. ayet karanlıklar ifadesini müminlerle de ilişkilendiriyor. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin dostudur. Yuhricuhum. Allah onları çıkartıyor. Minez zulümati ilen nuri. Karanlıklardan aydınlığa çıkartıyor. Müminlerde de ara ara bulutlanmalar olabilir. Mümin demek, muhsin demek, muttaki demek, hiç hata yapmamak demek değildir. Mümin, muhsin ve muttaki hata yapmayan değil, yaptığı hatada ısrar etmeyen adamdır. Hata yaptıktan hemen sonra Allah'ı hatırlayıp özür dilemeyi becerebilen, başarabilen insan demektir. Ali İmran suresinin 133 ve 134. ayetleri bunu verir. Hatta Ahzab suresinde de geçiyor ya. Huvellezî yusallî aleyküm ve melâiketuhu. Allah da melekleri de size yardım ediyor. Lituhriceküm minez zulümâti ilen nûr. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartsın diye Allah da melekleri de size yardım ediyor diye bizi karanlıklarda kalmama noktasında Rabbimiz uyarıyor. Çünkü nurundan istifade etmeyenlerin başka bir nuru olmayacaktır. Bunu özellikle vurgulamak istiyor Rabbimiz. 35. ayetteki nur ifadesi bir taraftan müminlerin yiğit insanlar olmasını temin eden bir fonksiyon icra eder. Diğer taraftan da kafirlerin amellerini ışıksızlığa mahkum ettikleri gerçeğini bizlere hatırlatmış olur. İşte bu iki ayet sözünü ettiğim bu hususiyetleri içermektedir. Efendim? 43 olması lazım. 43 mü? Ne dedin? Demedim mi? Derim. Ayeti bulmak kolay. Yeter ki Kur'an'da olsun. 43. Evet. Şimdi geldik 41. ayete. 41. Bak. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Bunları okuyalım. Yandı bunlar. Okumayalım. Haftaya burada olmayacağım. 41'e geçsek hocam. Okuyalım. Haftaya okuyalım. Yok. Televizyon çekimleri var. İstanbul'a gideceğim. Kan bağışında ona denk getirdik ki sizin buradan herkesten birer kan top. Sene boyu aldığınızı haftaya gelin verin. Benden kan da almıyorlar. Senin kanın iş görmez diyorlar. Tansiyon ilacı, devamlı tansiyon ilacı veya bir ilaç kullananlardan kan almıyorlar. Dolayısıyla ben 12 senedir tansiyon ilacı kullanıyorum. Dolayısıyla bizden kan almıyorlar. Kan verin, vücuda sıhhat vesilesidir. Ama hacamat şeklinde yapmayın. Kafanın gözünü yarmanın bir anlamı yok. Gidin işte adam gibi alsın kanını yani. Ha burayı yardırıyor, burayı yardırıyor. Ortalık bir acayip bir görüntüye dönüşüyor. Ben 41, 42, 43, 44, 45, 46. ayetleri hazırladım bu akşam. Bunları okumak isterim. Kainat kitabının ayetleri bunlar. Bakın Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in üslubu bu. Önce akla hitap eden, ondan sonra
Kainat kitabından örnekler verir. Her surede var bunlar. Medeni surelerde de bu kainat kitabına zaman zaman göndermeler yapılıyor. İşte onun örneği burasıdır. 45'ten 41'den 46'ya kadar kainat kitabının ayetleri var. Diyorlar ki benim için. Okuyan dedi ki namazın kazası yoktur. Hay Allah ıslah etsin seni ya. Ya bunu ben der miyim? Ben böyle bir şey nasıl derim? Namazın kazası yoktur demek namaz yoktur demektir ya. Namazın kazası elbet vardır. Çünkü namazın kazası namazı vaktinde kılmaktır. Ayetler öyle diyor. Başkası ne der de. O başka bir şey değil. Evet. Şimdi kainat kitabından birkaç ayet okuyalım. Bakın sahibi ayetlerini nasıl anlatıyor. Estağfirullah. Şu güzelim ayetlere bak. Elem tere. Hiç görmez misiniz? Elem tere. Aslında tercümesi görmedin mi demek. Tam motamot karşılığı bunun bu. Fakat bu görmedin mi demek biyolojik olarak görme eylemiyle alakalı değil. Şimdi düşünün ki Allah-u Teala buyuruyor ki Elem tere keyfe feale rabbuke be ashabil fil. Peygamberimize diyor ki Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını görmedin mi? Görmedi tabi. Görmedi. Nerede görecek? Doğmamıştı ki. O görmedin mi demek? Bilmiyor musun? Düşünmüyor musun? İbret gözüyle bakmaz mısın hiç? Görmek için illa göze ihtiyaç yoktur. Asıl gören organ biliyorsunuz beyindir. Yani kalptir. Okuyun mu ayetini? Kör, körlerden söz ediyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki Hac suresinde 46. ayet. Efelem yesiru fil ardı. Yeryüzünde hiç dolaşmadı mı bu adamlar? Fetekûne lehum kulûbun yâkilûne biha. Eğer dolaşsalardı kendisiyle akledecekleri kalpleri olur. Ev âzânun yesmaûne biha. Ya da gerçeği işitecekleri kulakları olurdu. Yani gezip insanın görmesini Allah kalbinin akletmesine bağlıyor. Bak. Gezselerdi yeryüzünde akleden kalpleri olurdu. Akleden kalp demek ibret alan beyin demektir. Fe inneha dikkat edin. La ta'mel absar. Gözler kör olmaz. Ve lakin ancak ta'mel kulubul latifis sudur. Kör olanlar göğüslerin içindeki kalplerdir. Kalpler kör olur. Gözler kör olmaz diyor. Çünkü gören aslında göz değil, beyindir, kalptir. Öyle mi? Yatınca uykumuzda rüyamız olur değil mi? Rüya görmek derler. Rüya zaten görmek demektir. Rüya görmek, görmeyi görmek demek. Rüya görmek demek zaten. Arapça. Bak rüyayı yani uykuda görüşümüz var değil mi? Bir şey görüyoruz. Ama gözler kapalı. E bak, demek ki görmek için ille de göze ihtiyaç yokmuş. Rüya görmenin yürekle, beyinle, kalple, ruhla alakalı bir hakikat olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İşte elem tere bu demek. Görmedin mi? Hiç düşünmez misin ey nankör insan? Neyi? Ennallâhe. Allah'ı. Allah'ı görmekten söz etmiyor şimdi. Allah'la ilgili şu gerçeği. Neymiş? Yüsebbihu lehu. Allah'ı tesbih etmektedir. Men fis semavati vel ardı. Göklerde ve yerde ruh taşıyan varlıklar. Allah'ı tesbih ediyor. Göklerde ve yerde men edatı ruh sahibi, irade ve bilinç sahibi varlıklar demektir. Göklerdeki ruh sahibi varlıklardan kastın melekler olduğunu, yerdeki ruh sahibi varlıklardan maksadın da insanlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta
tesbih eden varlıklar göklerde ve yerdeki ruh taşıyanlardan ibaret değil. Ayrıca vattayru, kuşlar saffatin, saf saf dizili halde kanat çırpan kuşlar da Allah'ı tesbih ediyorlar. Ayeti bitireyim, anlatacaklarım ben. Küllün, hepsi kad alime salatehu. Bütün varlıklar Allah'a salatın nasıl olması gerektiğini bilirler. Ve tesbihahu, Allah'ı tesbih etmeyi çok iyi bilirler. Bütün varlıklar hem salatı bilirler hem tesbihi bilirler. Vallahu alimun bima yef'alun. Allah da onların yapmakta olduğu her şeyi çok iyi bilir. Şimdi muhteşem bir ayet bu. Ne diyor? Yusebbihu lehu. Allah'ı tesbih eder. Tesbih ne demek? Tesbih demek iş yapmak, hareket etmek demek. Tesbih. Sebeha yüzmek, hareket etmek demek. Ve küllün fi felekin yesbehun var ya Yasin. Gezegenlerin her biri kendi yörüngesinde hareket ederler demektir. Yesbehun o demek yani. Yüzmek bir varlığın hareket biçimidir. Yeryüzü, güneş, ay, yıldızlar, gezegenler her biri kendi yörüngesinde hareket ederler. Onların hareketini Allah-u Teala bak, hareket ederler anlamında hareket kelimesini kullanmıyor. Yesbehun kelimesini kullanıyor. Çok enteresan. Niçin biliyor musunuz? Çünkü onların Allah'ın kendilerini kodladığı hareketleri yapmaları onların aynı zamanda tesbihidir. Varlıklar hangi uğurda donatılmışlarsa o uğurda varlıklarını devam ettirmeleri onların tesbihidir. Evet. İnsanların da fıtratı üzere yaşaması onun tesbihi mi olur? Deriz. Evet, aynen öyle. İnsanların fıtrat üzere varlıklarını devam ettirmeleri onların bir çeşit tesbihidir. Tabii tesbihle alakalı bir kavram daha söyleyeceğim. Sadece bu kelimeyi, bir anlamı daha var bu tesbihin. Tesbih demek özellikle canlı ve iradeli varlıklar için. Tesbih demek aslında hatırda tutulan şeyin dile getirilmesi demektir. Tesbih hatırda tutulan şeyin dile getirilmesidir. Dile getirme iradeli varlıklar için dilin ikrarıdır. İradesiz varlıklar için varlığın devam ettirilmesidir. İradeli varlıkların tesbihi dil ile ifadeye döner. Buna zikir derler. İradeli varlıkların hem tesbihi vardır, hem hamdi vardır, hem zikri vardır. İradesiz varlıkların sadece tesbihi vardır. Çünkü tesbih bir varlığın yaratılış gayesine uygun olarak varlığını devam ettirmesidir. Tesbih. Şimdi Kur'an'da şöyle ayetler var. Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Ne demek? Hepsi onların Allah adına hareket eder demektir. Yani varlıklarını Allah'ın programladığı şekle göre devam ettirirler demektir. Biz şöyle bir ayet biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. İsra suresi 44. ayet. Tüsebbihu lehu semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne. 7 kat gök, yer ve içindekiler, herkes Allah'ı tesbih eder. Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı överek onu tesbih ediyor olmasın. Ve lakin ancak la tefkahune tesbihahum. Siz onların tesbihini anlayamıyorsunuz. Sizin anlayamamanız onların tesbih etmediği anlamına gelmez. Varlıklar tesbihe kodlanmışlardır. Bunu unutmayın. Bütün varlıklar tesbihe kodlanmışlardır. Gök gürültüsü tesbih eder. Ayet var. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. Gök gürültüsü Allah'a hamd ederek onu tesbih eder. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ. Melekler de korkularından. Tesbih varlıkların aynı zamanda yaratılış misyonlarıdır. Tesbih de bir bilinç şartı aranmaz.
Yani tesbih bilinçli olarak yapılmayabilir. Ama zikir bilinçli varlıkların eylemidir. Niye biliyor musunuz? Zikir Allah'ı hatırlamak demektir. Kur'an'ın bir adı da zikir, zikra veya tezkire kelimeleridir. Zikir hatırlatmak demektir. Birine bir şeyi hatırlatmak için o şeyi ona önceden söylemek lazım. Bir şeyi birine söylemeden onu ona hatırlatmanızı hatırlatma demezler. Öyle değil mi? Bir şeye hatırlatma diyecekseniz o şeyi önce bilgilendirmiş olmanız lazım. Bilgilendireceksin ki ikinci eylemine hatırlatma desinler. Bilgilenmeden hatırlatılma olmaz. İşte Kur'an'ın zikir oluşu Allah'ın insanın fıtratına yazdığı gerçekleri insana hatırlatmasıdır. Yani Kur'an bizi fıtratımızla buluşturan metindir. Kur'an'ın hiçbir hakikati fıtratla çelişmez. Fıtrattaki esaslar Kur'an'da hatırlatma olarak bize sunulmaktadırlar. Fıtratımız zikri yadırgamaz, ikisi birbirinden ayrı şeyler söylemez. Ben 2005'te hacdeyken oradaki o tavafı çok dikkatli bir şekilde gözlemlemiştim. Tavafı. Ve orada o tavafa bakarken yani aklıma şeyler geldi. Çeşitli düşünceler aklıma geldi. Sonra ilk defa bunu ben buldum zannettim. Bir baktım ki oho kaç kişi söylemiş onu ya. Tesbih kozmik alemdeki tesbihe ayak uydurmaktır. Tesbih kozmik alemdeki yani kainatta Allah'ın kurduğu o muhteşem harmoniye iradeli insanların iradeleriyle katılmasıdır. İnsandan istenen kozmik ilahiye ayak uydurmasıdır. Yani kozmik ilahide çatlak ses çıkartmamaktır. Kodlandığın neyse gereğini yap. Kainat tesbihe kodlandı. Her varlık Allah'ı tesbih ediyor. Ey insan, iradeli kılındın diye niye şeytanlaşıyorsun? Senden beklenen o tesbihi aynı zamanda zikre dönüştürmendir. Tesbih ilahi koroya, kainattaki varlıkların korosuna insan iradesiyle katılmaktır. Tesbih aynı zamanda Allah adına hareket etmek demektir. Sebbih isme rabbike le'ala o demektir. Rabbinin en yüce adı adına hareket et. Rabbinin adı hatırına hareketini yap. Yani Allah adına yaşa. Çünkü Allah seni fıtrat üzere yarattı. Fıtratını yadırgatacak davranışların olmasın. Allah adına, Rabbin adına bir şeyi yap, ona başla, onu gerçekleştir. Bakın, tesbih kelimesinin Kur'an'da kullanıldığı bir sürü ayet var da, bir ayet benim çok dikkatimi çeker. İlahiyattaki bu dönem Yasin suresini okuduk, bir de Hücurat suresini okuyoruz. Yasin suresinin son ayeti var. Orada geçer bu. 35. ayetinde de geçer. 83. ayette de geçer. 83. ayette diyor ki Allah-u Teala Fesubhane. Subhan tesbihin bir başka kalıbıdır. Fesubhane. Subhane kelimesinin anlamı her türlü eksikliklerden münezzeh olan Allah'ın şanı ne yücedir demektir. Subhane bu demek. Her türlü eksikliklerden münezzeh olan Allah'ın şanı ne yücedir? Allah'ın eksikliklerden uzak olması ne demek biliyor musunuz? Hem 35. ayette hem 78-79-80. Ayetlerinde Yasin suresinin inkarcılar insanların öldükten sonra diriltilemeyeceğine inanıyorlardı. Öldükten sonra insanları diriltememek bir noksanlıktır. İşte Allah-u Teala ben her noksanlıktan münezzehim diyor. Yani öldükten sonra insanları diriltmek Allah için hiçbir şekilde
güç ve zor iş değildir demektir. Yani Allah'ı noksan sıfatlardan uzak tutmaktır tesbih. Onun için Peygamberimiz bu tesbihi duaya dönüştürmüştür. Şimdi okuyacağım duayı önemli bir bölümünüz biliyordur. Bilmeyenler de ezberlesin ve bunu oldukça sık söylesinler. Çok kısa. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim ve bihi estağfirullah. Peygamberimiz bunu çok söylemiş. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim ve bihi estağfirullah. Ya Peygamberimiz bu kadar istiğfar ediyor, bizim aklımıza gelmiyor. Subhanallahi. Ha? Subhanallahi ve bihamdihi estağfurullah diye almış. O da olur. Ha, tamam. O da olur. Bizimki biraz daha açık. Subhanallahi ve bihamdihi. Allah'ı överek onu her türlü eksiklikten tenzih ediyorum. Subhanallahil azim. Her şeyden yüce olan Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ediyor. Ve bihi ve onun adına sığınarak estağfurullah. Allah'tan bağışlanma diliyorum. Yani ne demek biliyor musunuz? Allah bağışlamaz demeyin demek istiyor. Bağışlar, bağışlar. Subhanallahil azim ve bihi estağfurullah. Bağışlamayan Allah anlayışından uzaklaşın. Bağışlar. Onun Subhan oluşu eksikliklerden münezzeh oluşu demektir. Onun Subhanlığına sığınarak günahlardan bağışlanma dileğinde bulunalım. Peygamberimizin duasıdır. Tekrar ediyorum. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim ve bihi estağfirullah. Ve bihamdihi, subhanallahil azim ve bihi estağfirullah. Bakın, tesbihin farkına varmak demek, kainatta başı boşluğun, boşunalığın, oyun ve eğlencenin olmadığını kabul etmek demektir. Tesbih bu demek. Tesbih, kainatta oyun, oyuncağın, boşunalığın ve anlamsızlığın bulunmadığını idrak etmek demektir. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunan varlıkları oyun olsun diye yaratmadık. مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ Biz onları ancak ve ancak bir amaç uğruna yarattık. وَلَكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ama yazık ki insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Duhan 38-39 ve Enbiya Suresi 16. ayette. Daha başka bir sürü ayet var. Evet, başta söyledim. Göklerde ve yerde ruh ve irade sahibi varlıklar hem zikrederler hem tesbih ederler. Ancak diğer varlıklar Allah'ı sadece tesbih ederler. Onlar zikredemezler. Çünkü zik bir gerçeğin hatırlatılarak ifadeye dönüştürülme biçimidir. Bu ancak ruhu ve iradesi olan insan, melek ve cinlerle alakalı bir kavramdır. Ben hep burada söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Allah'ın iki tür Müslüman kulu vardır. Bir, iradeli Müslüman kullar. İki, iradesiz Müslüman kullar. İradeli Müslüman kullar, melekler, insanlar ve cinlerdir. Meleklerin tamamı, insanlar ve cinlerin inananları. İradesiz Müslümanlarsa, bu üç varlığın dışındaki bütün mahlukat Allah'ın Müslüman kullarıdırlar. İradeli Müslümanlar görevlerini yerine getirirlerse, iradesiz Müslüman kullar onların yardımına koşarlar. Onlar tabii felaketler, işte tufanlar, seller, baskınlar, depremler, şunlar bunlar, hiçbiri lüzumsuz ve anlamsız değildir. Bunu bilmek durumundayız. Şimdi orada bir ayette bir kelime var. Vattayru safat. Saf saf kanat çırpan kuşlar. Bu şu demek.
Şimdi En'am suresi 38. ayette diyor ki Allah-u Teala. Bakın ne diyor. En'am suresi 38. ayette. Buyuruyor ki ve mâ min dâbbetin fil ardı. Yeryüzünde debelenen hiçbir varlık yoktur ki ve lâ tâirin yatîru bi cenâheyhi, iki kanadıyla uçuşan hiçbir canlı yoktur ki illâ umemun emsâlüküm, onlar da sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Bütün canlılar ve uçuşan bütün varlıklar tıpkı insanlar gibi birer ümmettirler. Üstelik onların ümmetlerinde çatlak adamlar yoktur. Hepsi Allah'a tesbihi iradesiz oldukları için ya da oraya programlandıkları için istisnasız o tesbihi gerçekleştirirler. Kainatın iradesiz kulları. Burada tek başına kuşlardan söz ediyor. Kur'an'da ifade teknikleri bağlamında bir özellik vardır. Orada Allah-u Teala o teknikte parçayı anarak bütünü kastetme diye bir kuralı vardır. Bazen bütünü anarak parçayı kasteder. Burada ikisi de var. Bak, göklerde ve yerde can taşıyan her varlık Allah'ı tesbih eder diyor. Bu bütünü anıyor, parçayı kastediyor. Niye? İnsanların çoğu tesbih etmiyor. Demek ki parça kastediliyor, tesbih edilenler bağlamında. Burada da saf saf dizili olan kuşlar denerek aslında bütün hayvanlar kastediliyor. Uçuşan varlıklar, kuşlar, böcekler, haşerat anlamında o varlıkların hepsi aslında hayvanları temsil etmektedir. Bütün hayvanlar Allah'ı tesbih etmektedirler. Parça anılmıştır, bir tanesi anılmıştır, bütün kastedilsin diye. Evet. Şimdi bir de bir muziplik olsun diye aklıma geldi gece. Ya dedim Allah-u Teala böyle uçan varlıklardan söz ediyor. Yani olmaya yani uçakları bulun demek istiyor. Uçmak. Benim uçakla zaten büyük problemim var. Ama şimdi bazen kuşlara bakarsınız. Ya hayran olmamak mümkün değil. Ya nasıl uçuyorlar böyle? Nasıl bir plandır be kardeşim ya? Böyle şekilli uçuyorlar ya. Bir önde giden bir süre sonra arkaya geliyor. Öbürü öne geçiyor. Böyle nöbetleşe. O belgesellerde onları izliyorum. Şaşırıyorum. Kuşlar bir büyük ibret kalemleridirler. Allah'ın muhteşem birer ayetidir kuşlar. Onların özelinde Allah-u Teala bütün canlı mahlukatın kendisini tesbih ettiğini bize anlatıyor. Bu saf saf duruşla alakalı da 7-8 tane ayet not aldım ama orayı geçiyorum artık. İkinci cümlesi küllün kad alime salatehu ve tesbihahu. Bütün bunlar, bütün varlıklar hem Allah'a salatı bilirler hem de Allah'ı tesbihi bilirler. İki kelime. Allah'ı tesbih etmeyi bilirler. Hem de Allah'a salatı bilirler. Yani ne demek bu biliyor musunuz? İradesiz varlıkların tesbihi aynı zamanda onların salatıdır. Salat neydi? Namaz, dua, rahmet, destek olmak, ayak dirememek, dirsek koymamak, omuz vermek. Salatın yaslanmak anlamı var. Bütün varlıklar Allah'a yaslanacaklarını bilirler demektir bu ayet. Bütün varlıklar kimden yana olmak durumunda olduğunu hepsi bilirler. İnsan da bunu bilir fakat itiraf etmez. İtiraf etmemesi insanın kabahatidir. Yoksa diğer varlıklar hem salatını bilirler hem tesbihini bilirler. Salat, tekrar edelim, Allah'tan yana olmayı ifade eder. Tesbih de Allah'ın yarattığı program üzere varlığını devam ettirmeyi ifade eder. Vallahu aleymun bima yef'alun. Allah da onların her yaptığını hakkıyla bilmektedir. Demek ki gözlem yapılacak
kainat gözlemlenecek. Bilgi sahibi olacağız. Dua yapacağız. Tesbihe devam edeceğiz. Bu dört tanesini yapınca kulluk görevimizi yerine getirmiş olacağız. Gözlem, deney, bilgi, dua, tesbih. Bu dörtlü Allah'a kul olmanın en önemli göstergesidir. Hani ibadet yapmak sadece namaz kılmaktan ibaret değilmiş. Varlıkların salatını anlamaya çalışmak, varlıkların tesbihini anlamaya çalışmak da bir çeşit ibadettir. O da ilahi bir emirdir. İnkarcı insan işte bu sisteme ters davrandığı için zifiri karanlığa gömülen adamdır. Bir önceki ayetle irtibatını kuralım. İşte inkarcı insan bu ibret sistemine kulak tıkadığı için, yüreğini kilitlediği, gözünü kapattığı için onun davranışları iyidir diye yaptığını zannettiği davranışları onun için kayıp olmanın ta kendisidir. Gerçek ibrete dönüşen araştırmalarla elde edilendir. Velillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ın kontrolündedir. Ve ilallahil masir. Ve unutmayın, dönüş sadece ve sadece Allah'a olacaktır. Bu ayetlerdeki asıl mesaj ahiret inancına vurgu yapmaktır. Göklerde ve yerde ne varsa her şeyin aidiyeti sadece Rabbimize'dir. Ona ait olmayan hiçbir varlık, hiçbir zaman, hiçbir değer, hiçbir alan yoktur. Her şey mülkü semavati vel ard demek, mülkü külli şeyin demektir. Her şeyin sahipliği sadece Allah'a aittir ve dönüş yine sadece ona olacaktır. Kainat kitabına vurgu Allah'ın kudretine vurgudur. Kainat kitabından sahneler sunmak ahirete imanı sağlamayı amaçlamaktadır. Evet, 42. ayette bırakmak gerektiğini anladım. 43, 44, 43'ten itibaren inşallah bu önümüzdeki hafta değil, bir sonraki hafta inşallah burada olacağız. Allah'a emanet.